Benim meslek hayatımda gördüğüm en ilginç davaydı. Davada açıkçası son sözler alınmadan evvel savunmaya, avukatlara bir savunma hakkı verilmesi gerekiyordu. O kısım atlandı, apar topar son sözler soruldu. Arkasından avukatlar buna itiraz edince salonun boşaltılması kararı verdi, avukatlar dahil. Sonra bu karardan vazgeçildi. Sonra heyet geri geldi ve hızlı bir şekilde beraat kararları açıklandı arka arkaya. Tabii ki de çok sevinçli insan. Yani bu kadar delilsiz bir şekilde yargılanan insanların beraati beklenen bir şeydi. Ama bu şekil, bu yargılama usulü şekli çok ilginçti. Siyasi bir nokta olduğu kesin. Tabii burada şunu da sormak lazım. Bu kadar boş delillerle, en azından Osman Kavala açısından söylüyorum, 928 gündür cezaevinde Kavala. Ahim karar alalı 70 günü geçti. Ömründen ömür çalındı ve bugün beraat etti. Türkiye'nin bu hukuksuzluklarla örülü sistemindeki gezi son halkasıydı. Sonu mutlu bitti ama bir sürü insanın üzerinde acılarını ve izlerini bırakarak bitti. Ben epey dava gördüm. Kiminde sanık olarak, kiminde gazeteci olarak. Böylesini görmedim. Mahkemenin sonunda yabancı medya benimle konuşmak istediğini söylediğinde kendi kendime ne diyeceğim ben şimdi bunlara diye düşündüm ve şunu diyecektim. Kısa bir cümle kuracağım size. Bugün Türkiye'de bir hukuk cinayeti daha işlendi diyecektim. Ama öyle bir karar çıktı ki hayır, bugün Türkiye'de bir hukuk cinayeti işlenmedi. Bugün Türkiye'de 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir komedi sahneye kondu. Komedi derken incelikli Molière komedilerini düşünmeyin. Bu kaba saba cambazhane komedisi dediğimiz bir komediydi. Çünkü bütün dava boyunca son derece kararlı bir şekilde sanıklara karşı hasmane davrandı. Hepimiz en deneyimli ve en deneyimsiz gazeteciler de tamam, bunun sonunda hüküm verecek ve bu hüküm ağır bir hüküm olacak diye bekliyorduk. Birdenbire hepimizi şaşırtan bir beraat geldi. Bu konuda bir bilgiye dayanmıyorum. Sadece dilimin ucundaki cümleyi T24 ekranından esirgemek istemiyorum. Öyle sanıyorum ki iki defa bu duruşmaya ara verildi. Oralarda galiba telefonlar iyi çalıştı. O kadar.